Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün merakla beklediğiniz bir telefon Xiaomi Redmi S2'nin hep beraber gerçek kullanım pil testini yapacağız. Ben telefonu çok uzun zamandan beri kullanıyorum. Yani takribi arkadaşlar herhalde yanlış hatırlamıyorsam bu telefonu 12 günden beri falan kullanıyorum. Ve bu bağlamda telefonu sizler için her anlamda test ettikten sonra da incelemelerini çekmeye karar verdim. Şimdi pil testini çekiyorum. Bir sonraki videoda arkadaşlar zaten bu pil testten sonra hemen onu da çekeceğim. İncelemesini çekeceğim telefonun. Hep beraber bize telefon ne sunuyor buna yakından bakacağız. Telefon pil performans tarafını açın. Aslında ben ilk bu telefonu Redmi Note 5 ile karşılaştırıp kutu açılışı yaptığımız zaman hani şu karşıma çıkmış. Yani bu telefonda 3080 mAh pil vardı. İşte baktığınız zaman 5.99 inç 6 inç diyebileceğimiz bir ekran var. Yani acaba yeter mi yetmez mi? Çok ciddi anlamda kafamda soru işaretleri vardı ama bu telefonda kullanılan Snapdragon 625 Yonga seti benim aslında enerji verimliliği tarafında çok beğendiğim telefonlardan bir tanesiydi. Bu telefonda hani baktığınız zaman Snapdragon 625 kullanan telefonlar içinde Asus Zenfone 3 neden konuşamıyorum bugün? Asus Zenfone 3 arkadaşlar en iyi pil performanslarından bir tanesini bize ortaya koymuştu. Snapdragon 625 Yonga setinin enerji verimliliğinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Yeni bir Yonga seti değil ama enerji verimliliği tarafı gerçekten de belki Qualcomm'un en iyi işlemcilerinden bir tanesiydi. Bu telefonun nasıl bir performans sunacağını çok fazla merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Xiaomi Redmi Note 5'te Snapdragon 636 vardı ve 4000 mAh pil gücü vardı. Bu telefonun ben 3080 mAh pil gücüyle nasıl bir pil performans sergileceğini çok ama çok merak ediyordum. Şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar. Bugüne kadar yani gördüğümüz bu pil performansı içindeki en iyi pil performanslarından bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle Xiaomi Redmi S2 sundu. Hatta pil performansı tarafından bakarsanız eğer Xiaomi 4000 mAh pil gücüne sahip Xiaomi Redmi Note 5'ten de çok daha kötü bir performans ortaya koymadı arkadaşlar. Çok hemen hemen aynı pil performansını ortaya koydular. Hatta pil performansı mesela bu telefonun 4000 mAh pil gücü olsaydı şunu çok net söyleyeyim. Xiaomi Redmi Note 5'in çok çok üzerinde bir pil performansı ortaya koyabilirdi. Telefonda ne yaptığımızı hemen söyleyelim. Bütün telefonlara yaptığımız pil performans testini bu telefona da yaptık. Telefonu saat 07.30 itibariyle şarjdan çektik ve telefonumuzun %100 pili vardı. Telefonumuzu gün içinde kullandık ve telefonumuz bilgisayardan WhatsApp web sürekli gün boyunca açıktı ve bunu bilgisayardan sürekli olarak WhatsApp web'i kullandık. Telefonumuzun parlaklığı otomatikteydi. Parlaklık tarafında zaten Xiaomi telefonundan aslında bu incelemelerde hep söylüyorum ama belki izlemeyenler varsa söyleyeyim. Parlaklık tarafında Xiaomi şöyle bir algoritma oluşturmuş. Yani her zaman için size en parlak ekranı sunmuyor. Hani çok güneşli bir ortamdayken evet en parlaklığı alıyor ama normal işte ortam ışık koşullarında çok da fazla parlaklığı açmıyor. Bu da sizin gün sonunda daha fazla pil performansı almanızı sağlıyor. Bunu belirtelim. Böyle bir algoritma var. Bence oldukça da başarılı. Yani demiş ki arkadaş ben demiş çok parlaklaşmıyorum. Sen demiş parlaklığa çok ihtiyacın varsa kendini aç ama otomatik parlaklıkta arkadaşlar telefon dediğim gibi parlaklığı çok fazla olmuyor. Bunu söyleyelim. Telefonumuzun 4.5G tüm gün boyunca açıktı ve bunu da telefonumuzu rahat rahat kullandık arkadaşlar. Şimdi telefonumuzda ne yaptık? 70 dakika boyunca görüşme yaptık. Bu telefon sabahtan 35 dakika, öğleden sonra 35 dakika olarak yaptık. Telefonumuz %3 ve %4 pil harcadı. Şunu söyleyeyim, telefonumuzun testi bitmesine yakın arkadaşlar. Ben telefonla bir 14 dakikada görüşme yaptım. Normalde her telefonla 70 dakika boyunca görüşme yapıyorduk ama bunda bir 14 dakikalık bir görüşme yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani telefonla toplamda aslında 84 dakika görüşme yaptık. Bunu belirtelim. 70 dakika boyunca sosyal medya kullanımımız oldu. Bu sosyal medya kullanımında ne yaptık? İşte Instagram, işte Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda gezdik. Hikayeleri izledik. Sizin sorularınıza cevap verdik YouTube üzerinden. Ve telefonumuz arkadaşlar sabahtan %5 şarj harcadı. Öğleden sonra da %7 şarj harcadı. Telefonumuz arkadaşlar 75 dakika, normalde 70 dakika yapıyorduk ama biraz bunu da kaçırmışız. 75 dakika boyunca YouTube videosu izledik. Bunu ilk 40 dakikasında toplamda %6 şarj harcadı. Öğleden sonra da %35 dakika izledik. Bunda da arkadaşlar %6 şarj harcadı. Yani 40 dakikada 35 dakikada arkadaşlar %6 şarj harcadı. Oldukça da güzel bir pil performansıydı. Radyo dinledik 4.5G üzerinden arkadaşlar. 40 dakika boyunca radyo dinledik ve %3 şarj harcadık sadece. Bu da çok başarılıydı. Telefonda oyun oynadık. 20 dakika boyunca PUBG oynadık arkadaşlar. Kastı mı derseniz çok kasmadı. Çünkü zaten düşük ayarlarda açıyor bildiğiniz gibi ama kasıntı çok fazla yaşamadım. Bir işte bug gibi problemimle karşılaşmadım. Bence oldukça başarılı bir pil oyun performans sergiledi. En azından kendi fiyat segmentine göre değerlendiriyoruz. Tabii bunu Galaxy Note 9'a değerlendirecek halimiz ya da Xiaomi Mi 8'e değerlendirecek halimiz yok ama başarılı. Bence oyun
oynanabilir bir performans sergiler. Bunu söylemiş oldum. Telefonumuz 34 dereceden 42 dereceye kadar ısındığını gördük ki bence bu artık normal bir rakam. Ve telefonumuzun %6 pil harcadığını gördük. Daha sonra 20 dakika bittikten sonra PUBG'yi kapattık. Angry Birds Pops açtık. Ne yaptık arkadaşlar? 42 dereceyle oyun oynamaya başladık. Oyun oynamamızın sonunda telefonumuzun 38 dereceye kadar düştüğünü gördük. Yani soğudu arkadaşlar. Oynadıkça GPU daha az kullanıldıkça, işlemci daha az kullanıldıkça telefonun soğuma indeksine geçtiğini gördük ve %5 ile pil harcadı bu noktada. Toplamda 40 dakika oyun oynayıp %11 civarlarında şarj harcamak oldukça başarılı bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Telefonda 10 adet fotoğraf çektim ve bunlardan 2 tanesini her zaman olduğu gibi sosyal medyada paylaştım. Saat 16.30 itibariyle yani 9 saat sonunda arkadaşlar telefonumuzun %49 şarjı vardı. Hakikaten çok başarılı, çok doğru, çok inanılmaz güzel bir pil performans sergilerini rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Telefonumuzun 3080 mAh pil gücü olduğunu tekrar edelim. 5.99 inç Full HD değil arkadaşlar, HD Plus yani 1440x720 piksellik HD Plus dediğimiz bir çözünürlük var. Snapdragon 625 ve MIUI 9.5 arayüzü var telefonda. Telefonun pil performansı bence takdire şayan bir pil performansı var. Birçok arkadaşım bu telefonun pil performansını oldukça merak ediyordu. Beni şaşırtan müthiş bir pil performansı var. Peki telefon ne kadar da şarj alıyor? Hadi gelin bir de buna yakından bakalım. Arkadaşlar telefon hemen saat 08.03 geçe şarja taktığımızı söyleyelim. Ve telefonumuzun %2 şarjı vardı. 30 dakika sonra saat 08.32'de telefonumuzun %34 şarj olduğunu gördük. %30 civarlarında şarj oldu. Bu oldukça normaldi. 1 saatin sonunda %64 şarj olduğunu gördük. Yani %62'lik bir şarj oldu telefon 1 saat boyunca. Saat 09.32'de yani 1,5 saat sonunda arkadaşlar telefonun %90'a kadar şarj olabildiğini gördük. Bence oldukça güzel yani %88 civarında telefonumuz şarj oldu. Telefon arkadaşlar saat 10.03'te yani şarja taktığımızdan tam 2 saat sonra arkadaşlar telefonumuzun %100 şarj olduğunu gördük. Yani 2 saat boyunca telefonumuzun şarj olduğunu gördük. Burada hani şunu söyleyebilirsiniz abi hani bu hızlı şarj mı falan filan diye. Yani hızlı şarj belki denmez ama %60'a kadar 1 saatte şarj olması belki hızlı şarj olarak değerlendirebilir ama %100 dolması burada algoritmada ciddi anlamda problem yaratabilmesine de sağlıyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim yani orada hızlı şarj özelliği %90'a kadar devam ediyor arkadaşlar. 1,5 saat boyunca telefonun şarj olması %90'a kadar gidiyor ama %10'luk kısmını arkadaşlar %10'luk kısmını evet aynı %90'dan %100'e yine yarım saatte dolduğunda en azından belirtelim. Benim telefonun pil performansıyla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şunu çok net söyleyeyim. Hem pilin dolma süresi tarafında hem de pilin kullanım süresi tarafında çok ama çok başarılı bir performans sergilediğini söyleyelim. Ve incelemede görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.